Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün menümüz Bahadır'ın isteği üzerine tavuk dünyası kekikli mi olacak arkadaşlar? Daha önce yaptığım bir kanalda var mı bilmiyorum. Ama yaptıysam da gerçekten hatırlamıyorum. O yüzden Instagram'dan sordum. Çoğu kişi demiş ki Refika'nın tarifini yap, çok güzel oluyor. Şimdi Refika'nın tarifini yapacağız. Tek sıkıntı ben fesleğen almamışım. Marketten alışveriş yaptım. Hani tavuktur, odur budur ama makarnada fesleğen olduğunu unutmuşum. O yüzden aşkım makarnamız fesleğensin. Makarnayı da hafif kremalı yaparım ben bence. Öyle yapacağız. Şimdi ben tavuk göğsü yemediğim için tavuk pirzol aldım arkadaşlar. Hem daha lezzetli, daha sulu sulu. Eğer tavuk göğsü, tavuk sote sevmiyorsanız sebebi göğüsle yapıldığı içindir. Pirzol alıp deneyin. Tavuk yiyen bir insansınız. O zaman seversiniz. Şimdi Bahadır burada küp küp doğruyor arkadaşlar. Ben de şey yapacağım. Şimdi biraz tavuğu bekletmemiz gerekiyormuş. Tavuğu birazcık bekleteceğiz. Beklerken de işte salatayı, makarnayı falan yaparız. Tavuğu zaten yüksek ateşte hemen bir 10 dakikada pişireceğimiz için kolay pişecek. Onu en son pişireceğim. Bu arada mantarı alma mı koymayalım? Yani. İstersen koyabilirsin. Yok. Nefes de seviyor. Sen ama sevmiyorsun. Çok önemli değil. Ben ayırırım aşkım. Bazen yok, bazen yemiyor. O an canım çekmez. Yani mantar aldım. Nefes seviyor. Belki ayrı yaparız ya ama... Koyalım, getir. Hatta nefes alarak doğru şey yapsın. Yok, o küçük küçük yıkayacak, yıkanacak bir mantar. Soyulacak şekilde değil. Ben sarımsak getireyim. Şöyle sosunu, Refika diyor ki mesela yarın yapacaksınız. Yarın misafiriniz var. Bu akşamdan yapın, sosunu yapıp dolaba atın. Ertesi gün sadece kızartın. Çok şey oluyor diyor, kullanışlı, güzel oluyor, lezzetli oluyor diyor. Valla mantıklı. Ramazan'da mesela misafiriniz gelecek ve bu menüyü yapmak istiyorsunuz. Evet anneciğim, artık pisleri koydum oraya. Şey yapılabilir. Gerçekten bir gece önceden sosunu yapıp dolaba atarsınız. Ertesi gün sadece pişirirsiniz. Bu benim aklıma yattı. Tabii lezzetini beğenirsek şu an. Nereye yolu var mı? Temiz de onu yukarı koydum. Al. Aşkım sen tavukları süzgece koy. Çünkü şey... Amerika bir şey. Ben de sarımsakları rendeleyeyim. Bu arada Bahadır iyi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Salı günü çok çok kötüydü. Yani o gününü görmek istemezdiniz. İnanılmaz şişti ve inanılmaz morardı. Ve kanamaları oldu. Doktora ulaştık. Doktor olabiliyor böyle şeyler. Zaten senin ameliyatta da çok fazla kanaman oldu dedi. Galiba Bahadır'ın yapısıyla alakalı bir durum. Cildinde çok hassas ve ince olduğu için şeyin olacaktır dedi. İşte morluklardır, şeylerdir. Doğal dedi yani ama bayağı kötüydü yani. Bayağı. Çok şükür bugün daha iyi. İndi yani bakın. Yani hafif morluk görüyorsunuz şu an. Şöyle ben sarımsakları şöyle yapayım. Şöyle bir cam kaseme sarımsakları rendeledim arkadaşlar. Aşkım şuradan bir kekik alayım. Tabii Refika şey yapıyor. Taze kekik. Bu kekik değil mi? Evet. Taze kekik. Bol koy lazım. Bol koy. Yeterli bence. Bizimki şey çünkü daha kekiği bile. Daha mı koyayım? Aşkım. Keskin mi? Koy bakalım bunu. Bir kaşık koy. Al al şöyle dolu dolu. Şöyle. Tamam tamam. Çok mu oldu kız? Çok o. Tamam. Tamam anneciğim, teşekkür ederiz. Zeytinyağı koyuyorum artık. Tavuk yapıyorsun. Tavuk. Şöyle. Ben tavuk çok severim. Ama sen de bir şey yapıyorsun. Şöyle sosumuzu. Ben bana yapacağım. Sen karıştırabilirsin. Bakalım karıştır anneciğim. Ben de çok çıkardım değil mi? Kemikli derili az çıktı değil mi? Yeter ama ya. Anne ben de sizinle oynayacağım. Evet hep beraber. Evet, işte. Kedili amca var ya, tepsisi var. Babaannem mi? Evet, babaannemin günü aslında. Şimdi sana gideceğiz değil mi? Evet. Şimdi tavuklarımızı alalım.
yıkayayım mı burada? Karıştır, karıştır, karıştır tavukları, iyice karıştır. Yiyorsun. Ne onun adı? Pırasa. Pırasa mı? Mor lahana. Mor ya rengi. Kıyafetine benziyor. Çok seviyor. En sevdiği sebze olabilir. Salatalık malzemeleri yıkadım. Mantarları nefes yıkadı. Ben de böyle doğradım. Değil mi nefes? Benim kızım yıkadı mantarları. Bu çok güzel. Evet, o çok güzel. Şimdi şu makarnadan aldım arkadaşlar. Ankara'nın. Ne diye geçiyormuş bu? Penne diye geçiyormuş. Suyumuza şöyle zerdeçal atacağız. Renk versin diye, ama ben sonradan makarnayı yine kremada bir tık çevireceğim. Kremanın içine de bir tık atarım. Şöyle bakın, kırmızı olacakmış suyumuz. Evet, şu anda oldu. Ben ikna oldum kırmızı olduğuna. Bir de tuzunu atalım tabii ki. Makarnaya hani sonradan da tuz atılıyor ama bu haşlanırken attığınız tuzu daha içine çekiyor ya, daha böyle bir güzel oluyor yani. Daha böyle bir tuzla bağdaşıyor gibi hissediyorum ben. Şimdi makarnamızı katalım içerisine. Dur bakalım anne kuşu. Okey. Ay şu an öf, zerde kokusu midemi bulandırdı. Böyle saçma kokular benim midemi bulandırmıyor maalesef. Yok, ama yerken bulanmıyor, sorun yok. Yeter mi aşkım sence? Nefes bir dur bakayım. Nefes kıpırda mı diyor? Yavaş dur. Ooo! Kaç gündür bunun hayalini bekliyorum. Oh! Yapamıyordum bunun değerli. Oh! Bir daha babası kırmaz. Bir kere. Güzel. Şimdi salatamızı yapmaya geçeceğim. Tahtamızı alalım arkadaşlar. Bazen böyle var. Şey yapalım. Kuru domates. Bahadır yemiyor ama tam bir tavuk dünyasını yaşayalım diye. Şöyle sıcak sıcak. Yemezsin değil mi Bahadır? Atıyorum. Hayır, yiyemem. İki tane şöyle kuru domates. Bahadır hep yemez. Genelde bana verir. Ben çok seviyorum diye. Sevgili olduğumuzdan beri. Bir de HD'yi de önceden köfte koyuyorlar İskender'in üzerine. Ben çok seviyorum diye. Yine onu Bahadır bana veriyordu. O köfte, o domates son dokunuştur yani. Tabii canım. Hele o köfteyi sevdiğin halde bana veriyordu. Tavşan var, tavşan. Bak burada bir tavşan var, tavşan. Şimdi ben salatayı yapayım. Şöyle domatesi şöyle yapayım. Refika bayağı hiç kesmedi ama ben biraz keserim yani. Aşır. İyi misin sen? Aşırı mutlu oluyor böyle. Üçümüz böyle bir şeyler yapınca mutfakta bak dans ediyor. Çok mu mutlusun anne? Çok mutluyum ben. Şarkı söyleyeyim. Çok mutluyum. Çok mutluyum, gelsene. Ellerini versene. Neyse, ayaklar... devam. Tavşanım, havucunuzu alabilir miyim? Biraz verebilirim size. Vereyim mi? Al bakalım. Tadı ne olsun? Kardeşimin adı. Kız mı olsun, erkek mi olsun? Kız. Erkek diyordun. Kıza mı döndün? Peki adı ne olsun? Kamil erkek. Kamil erkek ismi, tamam. Senin anneannen de benim anneannem de. Şey, ne diyecektin ya? Unuttum aşkım, hatırlayınca söyle.
salatamız. En son üzerine mısır ekleyeceğim arkadaşlar. Ne oldu? Şimdi arkadaşlar tavayı şöyle bir sudan geçirdim. En büyük gözüme aldım. İyice şey yapacağım tavayı. Çok fazla kızdıracağım, ısıtacağım. Sonrasında tavuklarımız zaten zeytinyağlı biliyorsunuz. Onları koyacağım. Üstüne de mantarı koyacağım. Mantar da hemen pişiverir. Makarnamız daha pişiyor şu anda. Sarardılar. Tavamız ısındı. Bahadır şöylece. İyice ısınan tavaya soslu tavuğumuzu attı. Koku almaya başladım. Koku almaya mı başladın? Tabii iyi bari. Güzel bir şey bu. Koku almıyordu çünkü kaç gündür. Şimdi üstüne mantarları koyalım. Elinle ittirebilirsin. Evet. Üçümüzün de eli değiyor gördüğünüz gibi. Şurada da kaldı aşağı. Ben mantarı çok pişmiş seviyorum. O yüzden bu aşamada attı. Ben çok severim anne. Ne seversin? Mantar. Evet. Benim kızım çok sever. Zaten nefes çok etçil değil arkadaşlar. Otçul, ordulu olarak. Genetiğinde var yani bu. Çok böyle et falan çok şey yapmıyor. Sebzesi. Aşıksın sen zaten. Zaten ben çok severim. Zaten ben çok severim. Zaten ben çok severim. Sıra sende. Anneciğim inşallah kardeşinin kirpikleri de senin gibi olur. Sağlıklı olsun aşkım, sürekli karıştırmayacağız. Ve kapağı açık olacak. Karabiber de atacaktık ama unutmuşuz. Hangisini? Anneciğim çok suyla oynayınca buruşuyor. Göster kamerayı elini. Göster bakayım. Buruşmuş. Mantar yıkadı benim. Şimdi bakayım. Şöyle azıcık krema, azıcık tuz ve azıcık suyu aldım. Makarnanın hepsi çok olacak aşkım. Bence. Sence? Yeter. Gel nereye anneciğim? Evet, yani şey ne olsun? Bu yetmez mi? Evet, yeter diyorsan yeter. Her şey fark etmez. Biraz daha koyabilir misin? Üzüldü ya. Ne yaptım? Yandım aşkım. Dursun ya. Şimdi kremayı... Daha da biraz fazla pişmiş sevdi. İstedi. O yüzden böyle yaptık. Kremayı döktükten sonra çok pişirmeye gerek yok zaten. Altını kapatıyorum. Ve tamam. Şimdi salatayı da yapıp tabaklamaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Şöyle güzel bir görüntü. Salatamız, makarnamız, tavuğumuz ve portakal suyumuz. Makarna sıcak değildi. Makarna sıcak değildi. Bir de bu çatal düşer böyle. Bunun içine koyma istersen. Ben de portakal suyu içeyim aşkım. Bize afiyet olsun. Böyle mutfakta yemek yaparken keyifli keyifli video çekmeyi özlemişim açıkçası. Uzun zamandır da böyle kanalıma böyle Bahadır'la birlikte işte Nefes'le birlikte yemek yaptığımız bir video gelmiyordu. Bence hoş güzel bir akşam geçirdik. Bir mutfakta beraber vakit geçirdik ve bunları da böyle ana olarak video çekmiş olduk. Şimdi editini yaptım. Bence güzel, keyifli de bir video olmuş. O yüzden yüklemeye karar verdim. Benim çünkü böyle çekip yüklemediğim çok fazla video oluyor ama bunu yükleyeceğim. Videoyu burada kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın şimdilik. Hoşça kalın. Bay bay.